bu mevsimde sık sık görülen, bundan 10-15 gün önce sizin de bulunduğunuz yatağında bu olayı yaşadık. Bugün de bu heyecanı Karaçula'da yaşamaktayız. Hiç olmazsa halkımız gündemindeki geçim sıkıntılarını giderip sosyal bir dayanışmanın içerisinde bunun en güzel örneklerini veriyor. Ayrıca tertip komitesine ve Sayın Belediye Başkanı'na bu önemli girişimlerinden ve katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Kendileri son derece bizlere misafirperver davrandılar. Başarılı bir gün geçirdik. Sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sevgili seyirciler, güreşler devam ediyor. Güreşe kendini kaptıran arkadaşlarımız var, dostlarımız var. 2-3 kere yerinden kalkıp meydana doğru yürüyen Muhtarlar Derneği Başkanı Fethiye Üstü Çalış burada. Ara sıra kendini kaybedip böyle dalıveresi geliyor ama Deha Güreş olduğunu sonradan hatırlıyor. Neler söyleyecek? Ramazan Bey, bugün burada bir yörük kültür şöleni var. Gerçekten belediye başkanı ve Karaçalı halkını tebrik ediyorum. Bu millet bunu suslamış, özlemiş, işte yörüklüğün, kültürün en güzeli bugün Fethiye'de yaşanıyor. Emeğe geçen herkese, gönlünü veren herkese, bu sevdayı paylaşan herkese canı gönlünden teşekkür ediyorum. Bir arkadaşımız daha var. Kendini kaybedip sayı tüyecek ama Hüsnü Çalış enseden tutmuş, bırakma abi, yoksa dalacak, güreşecek. Seni tanıyalım. Ben Seki Belediye Meclis Üyesi Recep Özgen. Bu Karaçula Belediye Başkanı'na bu gelenek ve göreneklerimizden deve güreşlerini yaşattığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, güreşler devam ediyor. Yine Antalya, Kaş ilçesi, Çayköy köyü, Ramazan Sarcan adaşım orada muhtar. Yıllardır güreş yapıyor. Yok halinde bir köy muhtarı bunu yapıyorsa herkes yapabilmeli. Neler söyleyeceksin bugün için? Sayın Kıbrak, biliyorsunuz deve güreşlerinin iki yönü vardır. Bir yönü sosyal etkinlikler adına yapılır. Bir yönü de biliyorsun develer centilmence şike olmayan, birbirine zarar vermeyen en güzel güreşen hayvanlardır. Sevgili seyirciler, güreşler gran grana devam ediyor. Karaçoğ'da düğününde, derneğinde, toyunda, düğününde kadınlar da önde gelir, kadınlar da söz sahibidir. Yine belediye başkanımızın hanımı burada yanımızda. Neler söyleyeceğim bugün için? Vallahi tüm gelen bütün Fethiyelilere teşekkür ederim. Küçüklerin ellerinden, büyüklerin gözlerinden öperin. Bu deve güreşi kran krana oldu, çok iyi oldu. Allah yine benim belgine yapacak oluyor. İnşallah yapar. Başka ne söyleyeyim? Herkese teşekkür ederim. Kara devem mor köşek, kara devem mor köşek, al basmadan yün döşek, al basmadan yün döşek. Gitme gelin buradan, geçme gelin buradan, senin yayların gevşek. Güreşler devam ediyor değerli izleyiciler. Son hız heyecan dorukta. Evet, aynen doğrudur. Fethiye'de ilk defa böyle bir güreş seyrediyoruz. Ya inşallah gelecek senelerde de daha böyle devam etsin, tercih ederiz. Yörük obaları olarak da bunun geleneksel olarak da çocuklarımıza göstermemiz gerekiyor. Deveyi büyüklerimiz biliyor ama küçüklerimiz hiç bilmiyor. Korkutmadan alıştıra seyrede de zevkle seyretmemiz lazım. Yörüklük yaşasın diye. Yörükçülük devam etsin. Peki programları izliyor musun? Çok izliyorum. Evimde televizyonumu açıyorum, rahatla izliyorum. İzlemeye devam eden kişiler de telefon ederekten onları da izlettiriyorum. Bizim yörük obaları çıktı mı arıyor kişi dostlarım. Yani ne demek yani. Bak ya, geçen yatağındaydım. Bergama'ya kadar gittim. Evet. Anladım mesela orada. Güreşleri seyrettik, geldik. Çok şahane bir şey oluyor. Bizim çok bu sağ. Bizim Muğla vilayetinde yörükler obası olaraktan bu alem devam ederse evet, daha güzel olacağına inanıyorum. Sağ ol. Nasıl dövüyor güreşleri? Çok güzel.
Mutlu oldun mu beğendin? Çok mutlu oldum. Ortacı'dan gitmiştim, daha mutlu oldum orada. Orada da görmüştüm yani. Ramazan abi ver bakalım. Ver, ver bakalım. Bu deve güleşini düzenleyenlere teşekkür ederim. Ömür boyunca bu deve güleşi yapılsın Karaçulva'da. Evet, çok güzel, çok mutluyuz. Sevgili seyirciler, memlekette deve az kaldı. Eskiden dağlarda, ovalarda geçiler, koyunlar, develer, atlar vardı. Şimdi bunları kaybettiler. Şimdi dağları, ovaları, dilkiler, çakallar, domuzlar keydi. Dağ danaları keydi. Ama kültür gene yaşatan tek tük adam kaldı. Onlardan biri de Ramazan Koçbıyık. Ne diyeceksin? Dıngıloğlu lakaplı. Lakabı da Dıngıloğlu. Demence tanımaz kimse. Evet. Ne diyeyim şimdi? Develer duruyor mu? Durur. İki tane gancık var, dişi, iki tane erkek var. Onları da güleştirme niyetinden. Koyun kaldı. Peki bugünkü deve güleşler ne al, beğendin mi? Fena değil. Güzel. Çok iyi. Peki kaç yıl daha deve besleyeceksin? Ben 7'nciye kadar. Ölünceye kadar. Bundan sonra da karışmacısın. Orasını karışamam bayracan. Ne karışacağım ondan sonra? Derseler, Dıngıloğlu ben ölünce alır diyor. Devam mı olacak? Ben öldükten sonra gerisine karışman der. Zaten karışamayacak aşağı gittiğinde adam da. Ama o güne kadar devam olacak. Mutlaka. Sağ ol. Münih Şapkalı, Beşkenar Şapkalı, Yörük dedeleri var. He değil mi? Bekçiler köyünden. Adı ne? Numan Avcı. Yaş kaç? 77. 77 yaşında maşallah ya. Allah'ıma çok şükür. Bu adam kaç yaşında? Ne bileyim ben, kaç yaşında? Tabii en satsana acaba... Var, 55 yaşındadır. Senden 30 yaş bak adama, bir el ensatsın ha. Hindikilerde hiç yok değil mi? Ulan ben, bu köy Hüsab sen mi de böyle kasalıyorsun ha? Bu çukur benden sorulur baya. Öyle mi? Yes. Bu senin koyunlar varmış Asyok yaylasında. Var. 1500 koyunun varmış. Var, 1500. Asyok yaylasında. Evet, Asyok yaylasında. Ya arkadaş ya. 5 tane de karı var hem de adamda. He? 5 tane de karı var. Öyle mi lan? 3, yenge 3. 3 mü? Evet. Ya arkadaş ya. 20 çocuk var. İyi. 3 yengeden. Ellerinden öper. Ulan memleketin boğazaklık dostunu sen mi? Sayılır yani. Öyle mi? Evet. Ne var güreşler? Güreşler çok güzel. Yani sarması çok güzel develerin. Birbirine güzel giriyor yani. Bu güreşler nasıl geliyor? Ulan iyidir kurban, nasıl olsun işte. Biz de gezmeye geldik, şöyle dolaşmaya. Biraz da ben turizme çalışan diyeyim. Turistleri aldık geldik, bunların biraz daha ilgisi var. Tabii bunların ülkesinde böyle deve güreşleri yok. Soralım bakalım. Soralım. They want to ask the question about the race. They want to ask the question about race day. Evet, çok güzel. Çok güzel. Anlaştık mı değerli insanlar? Benim güreşler hakkında soru soruyorlar değil mi? O da zaten Türkçe bir az çok biliyorum. Very interesting. Very fascinating. Çok ilginçti. Bizim daha önce görmediğimiz şeyler diyor. Çok güzel diyor. Zaten onun için geldik diyor. Bir değişiklik oldu diyor. Başka sormak istiyorlar. Evet. Turistler de bu işe artık ilgi duyuyor. Türk'ün sporuna turistler ilgi duyuyor. Türkler gelin her zaman kendi sporunuza sahip çıkın. Evet, çıkıyor bak. Şapka ne şapkası lan? Bu çocuğun şapkası da ben yalnız senin çizmelerine talip oldum abi. Onları bana programdan sonra verirsen memnun olacağım. Ben körük çizmeleri. Evet abi. Ulan sen bu körük çizmeye gelmek için 40 ambar ekmek yemen lazım. 39 yedim, bir ambar kaldı. Bir ambar da bitir, gel yanıma. Tamam o zaman, görüşürüz. Ulan oyun arkadaş. Al geliyor güreş. Valla çok güzel arkadaş, çok güzel. Ver bak. Karaçayır çıkacak mıyız? Çıkalım valla. Çıkalım. Yurt gibi gidi o. Ulan arkadaş sorma ya. Kara Mehmet'in mi, İnce Mehmet'in? Ya neydi şeyin adı ya? Adı aklıma gelmedi ya. Gelmedi ya. Ya yağlıya geçti de aşı su mu geleceğiz, bakacaksın bize. Bir bakalım canım. Tarhana çorbası mı içilecek öyle? Tarhana başka şey sökmez. Ya bize oğlacık kuzucuk yeter. Yeter bu, bir bacak olsa yeter. Siz nereden geldiniz bugün? Muğla Milas'tan geldik. İşte sizin... Kalabalık mısınız öyle? Baya kalabalık mı geldiniz? Evet, iki kamyon geldik. Kaç deve getirdiniz? 10 deve getirdiniz. Urgancı, Ayrıcı hepsi... Hepsi bizden. Hep sizden. Evet, sizin okul yaptırmak için geldik buraya bugün. Peki ne oldu, develeriniz yeniliyor mu, yeniyor mu? Tabii ki yeniyor. Yeniyor mu? Yeniyor tabii ki. Ya arkadaş ya. Buraya geldik, sizin de hem okulu yapacağız hem develerinizi yeneceğiz, gideceğiz. Nedir bu? Doğru söylüyor. Yok ya, sen de biraz. Ben de biraz diyeyim. Bunun devesi evet. Yıktı. Ben devam vardı, yıktı oradan. Yok ya. Evet. Sen nereden geldin? Biz Antalya'nın en güzel ilçesi Demre'den geldik. He.
deve getirdik. İki tane devemiz var. Henüz daha güreşmedi. Israrla bekliyoruz güreşmesini. Ula bu Milaslar yemiyoruz. Demirellere değil. Aslı var mı? Yalan mı atıyorlar? Yok, Milaslar Demirelleri yenmedi ama Milasların develeri de yendi yani. Ama Demirelleri yenmedi. Öyle mi? Evet. Bunlar yalan mı atıyor? Hayır, öyle bir şey demedim ben. 27'sine Çayköy'de bekleyeceğiz. CD'leri izlemek yeterli. Çekimleri izlesinler. Göreceğim Milaslı işleri. Sen anlamadın ki olayı. Bunlar bayağı atışacak değerli izleyiciler. Güreşle... Sağ ol. Güreşler nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor, mükemmel. Daha önce güreş seyrettin mi deve güreşi? Yok, ilk defa. İlk defa. Evet. Çocuklar da getirdin. Evet. Artık yeniler de bilsin ata kültürünü. Evet, ondan getirdim zaten. Nasıl gidiyor deve güreşi? Güzel gidiyor. Saldırmasınlar o kadar güzel yani. Deveden bir şey gelmez, korkma. Bilmiyorum artık. Korktun mu? Ya ilk defa alınca heyecan oldu. Evet. 15 milyar liraya belediye başkanımızın birinci geçişlerinde gönlümüzün hayırsever annesi, asker anası, asker ağası, Sayın Kedide Çaylı'da ağabey yeğenimiz hayırlı uğurlu olsun. Buyurun. Okulumuza hayırlı uğurlu olsun. Çocuklarımıza bilhassa, öğretmenlerimize, herkese. Teşekkür ediyorum.
bugün bayram yerine döndü. Yiğit'in er meydanı bu yörede şimdi artık. Ben de kendi köyümde buralıyım. Değerli belediye başkanımız bugün çok çalıştı. Daha doğrusu bir aydır çok çalışıyorlar da meclis üyeleriyle, tertip komitesiyle. Güleşler bitmek üzere. Neler söyleyecek? Şimdi ben şu güleşi kazasız belasız bitirdik. Gelen toplum memnun oldu. Biz daha onlardan fazla memnun olduk. İyi bir güleş seyredebildiysek halkımıza, bize ne mutlu. Karaköy Belediyesi olarak ve meclis üyeleri ve çalışanları da dahil. Görüyorsun işte şurada çok bir centilmen vatandaşımız, saygılı ve güleşi özlemiş, kültürünü özlemiş. Değerli izleyiciler, her yörenin okumuş yazmışı vardır. Bir yörede okumak yazmak yetmez. Okuyan yazanların toplumun önünde olması, topluma faydası olması lazım. Paranın zekatı olduğu gibi aklın, bilginin, gücün, bedenin, her şeyin zekatı vardır. Allah sana akıl bilgi verdiyse, makamı mevkiye getirdiyse, para pulu verdiyse, güç verdiyse o gücü, o parayı, o bilgiyi halka paylaşmak lazım. Halka çalışan değerli bir arkadaşımız yine Cemil Doğrumacı aramızda, neler söyleyecek? Evet Ramazan Bey, bugün 6 Şubat 2011. Akdeniz ve Ege bölgesinin en büyük deve güreşlerini bugün burada izlemekteyiz. Bu yörüklerin düğünü, toyunu, eğlencesi deve güreşleridir. Biz yörükler olarak bu deve güreşlerine çok ilgi ve alaka göstermekteyiz. Şu anda bu meydanlarda 20 binin üzerinde insanlar var. Hava güzel, güreşler çok güzel, develer çok güzel güreşiyor. Ayrıca hiçbirbirine zarar vermiyorlar. Ağızları bağlı. Yani burada hayvan haklarında en güzel şekilde düşünülmüş. Hayvanların birbirine zarar vermemek için elden gelen çalışmalar yapılmaktadır. Evet. Ayrıca bunları bizi televizyondan izleten ARTE ve sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, sağ ol. Çok güzel, çok güzel, beğendim. Şarı çorabı gelmişik. Bizim geleneğimiz, göreneğimiz deve güreşi.